Merhaba arkadaşlar. Memur hukuku dersi 10. ünite kapsamında memurluğun sona ermesi konusu üzerine soru çözümü yapacağız. Bir kimsenin devlet memurluğuna alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması ya da memurluğu sırasında bu koşullardan birini kaybetmesi durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar? Arkadaşlar, bilindiği üzere devlet memurluğunu belirli şartlarda ve kadrolarda kişi istihdam edilmektedir. Bu şartlar veya kadroların taşımadığı, kişinin bunu taşımadığı anlaşılıyor ise, bu şartların memuriyet sırasında taşımadığının veya bu koşulların birinin kaybedilmesi anlaşılması halinde bir takım tabii ki hukuki sonuçlar doğacaktır. Bu noktada arkadaşlar, devlet memurluğu tabii ki sona erecektir. Ancak bu sona erme hali ne şekilde olacaktır? Bildiğiniz üzere devlet memurlarının sona erme halleri, devlet memurluğunun idare tarafından sona erdirilmesi, çekilmiş sayılması, devlet memurluğundan ihraç gibi farklı kavramlar vardır. Bu noktada doğru kavram arkadaşlar, devlet memurluğunun idare tarafından sona erdirilmesidir. Çekilmiş sayılma, devlet memurluğunun istifa edilmesidir. Memurluktan ihraç edilme, disiplin yaptırımı sonucunda verilen bir durumdur. Ancak memurluk şartlarının kaybedilmesi veya bu şartların hiç olmadığının anlaşılması, memurluğun idare tarafından sona erdirilmesi halidir. Doğru cevap A seçeneğidir.